Servet Yaratma video dizimizin 5. bölümünde çevrenizden biraz bahsedeceğiz. Çevrenizdeki insanlar sizin kaderinizi önemli oranda belirliyorlar. FED tarafından yapılan bir araştırma zengin insanlarla arkadaşlık edenlerin daha zengin olduklarını bunu kendi kendi besleyen bir süreç olduğunu ortaya koyuyor. Peki ama neden? Bunun birkaç sebebi var. Birincisi daha doğru şeyler öğreniyorsunuz. Çünkü kendisi çalışarak diğer insanlar için değer yaratarak başarılı olmuş kişilerle beraberseniz onların neler yaptığını görüyorsunuz. Böylece önünüzdeki örneklem daha iyi hale geliyor. Daha doğru davranışları, daha doğru teknikleri, yöntemleri öğreniyorsunuz. İkincisi daha fazla fırsatla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Zengin insanlar zaman zaman onlara destek olacak. Onların projelerinde, hayallerinde kendileriyle beraber mücadele edecek insanda ihtiyaç duyuyorlar. İşte siz onlarla arkadaşsanız bu yolculuğa katılma şansınız oluyor. Üçüncüsü hayal gücünüz genişliyor. Açıkçası parayla ilgili hayallerimiz çoğumuzun çok küçük. Oysa dünyada çok büyük para var ve parayla ilgili, servetle ilgili hayal gücünüz geliştikçe daha zengin insanların yaşam tarzlarında neleri daha keyifli, daha daha güzel şekilde yaptıkları görünce parayla barışıklığınız da artıyor ki bu da ayrı bir bölümün konusu olacak. Çünkü parayla barışık değilseniz paranın size gelmesi için hiçbir neden yok. Bir başka mesele de davranış biçimleriniz değişmeye başlıyor. Zengin insanların davranışlarını gözlemlediğiniz zaman onlar başkaları nasıl ilişki kuruyor, işleri nasıl ele alıyorlar, hayatları nasıl yaşıyorlar, alışkanlıkları neler bunları gördüğünüz zaman ve basit bir aynalama metoduyla taklit ettiğiniz zaman siz de benzer davranışlara sahip olmaya başlıyorsunuz. Bir başka önemli mesele de çevrenizdeki insanlar zengin değilse sizin zengin olmanızı pek istemezler. Neden? Diyelim ki mahalleden yakın arkadaşlarınız var. Mahallede beraber oynarken her şey çok güzeldi ama şimdi siz zenginleşiyorsunuz. Bir süre sonra yapabildikleriniz farklılaşmaya başlıyor. Gidebildiğiniz tatiller, oturduğunuz semt, giydiğiniz kıyafetler, kullandığınız araba her şey değişmeye başlıyor. Bir süre belki onları yanınıza çekmeye çalışıyorsunuz, destek oluyorsunuz ama ne olursa olsun size karşı kendilerini pek iyi hissetmiyorlar. Bu nedenle normalde zengin olmayan insanlar aralarından zengin insan çıkmasını pek istemezler. Bundan dolayı da sizi engel engelleyebilirler bile. Zengin olmayan insanlardan tavsiye almayı da çok çok tehlikeli buluyorum. Sizden daha fazla para kazanmamış bir insanın para ile ilgili tavsiyede ne yapacaksınız? Çünkü sizin ulaştığınız yerde henüz değil o. Sizin görebildiklerinizi düşünebildiklerinizi düşünemiyor. İşim gereği zaman zaman çok zengin insanlarla beraber oluyorum. Her seferinde ufkum açılıyor. Onlar gibi düşünemediğimi anlıyorum. Onların hayal edebildiklerini göremediğimi görüyorum. Ama ne zaman ki benden daha az parası olan, daha fakir insanlarla beraberim bir anda ufuk çizgim azalıyor. Bu onlarla arkadaş arkadaşlık etmeyin anlamına gelmiyor. Eski mahalle arkadaşlarınızla, okul arkadaşlarınızla, ailenizin bireyleriyle elbette dostluk edebilirsiniz, arkadaşlık edebilirsiniz. Ama parayla ilgili tavsiye almayın ve onların dışında mutlaka kendinize varlıklı arkadaşlar da bulun. Anlattıklarımın biraz sert geldiğini biliyorum size. Ama hayatın gerçeği böyle. Üzüm üzüme baka baka kararıyor. Ve çevrenizde başarılı, değer yaratan, para kazanan, bunu iyi harcamayı bilen, sizi yeni yerlere çekebilecek, yeni çevrelere sokabilecek, size yeni ufuklar açacak insanlarla beraberseniz siz zinde o insanlara dönüşme ihtimaliniz daha yüksek. Anlattıklarım aklınıza yatmasın tabii hemen bir sonraki soru ne oluyor? Hocam nereden bulacağım o zengin insanları? Benim çevrem fas fakir. Mümkündür. Ben de öyle bir çevreden geliyorum. Burada yapılacak birkaç tane şey var. Birincisi çevrenizde diğerlerinden daha çok para kazanmayı bilenlerle daha fazla arkadaş etmeye başlayın. Mutlaka aralarında birkaç kişi daha gözü açık, daha dünyayı anlayan daha fazla başkalarına değer katmayı düşünen insanlar. Onlara bir tırmanın bakalım. Sizden biraz daha fazla para kazanmaları bile yeterli. İkincisi zengin insanları gittiği yerlerde biraz takılmaya çalış. Şimdi diyeceksiniz ki hocam onlar pahalı restoranlara gidiyor, pahalı yerlere gidiyor. Biliyorum kolay değil ama pek çok tercihimizle varlıklı insanlarla bir arada olmak için fırsatlar bulabiliriz. Atıyorum ayda bir kere mi dışarıda yemek yiyorsunuz? Üç ayda bir yiyin ama daha varlıklı insanların olduğu yere gitmeye çalışın. Atıyorum bir ev kiralıyorsunuz. Çok büyük, rahat ama ortalama bir semtte bir ev tutmak yerine daha zengin insanların öbeklendiği bir yerde daha küçük bir ev tutmaya çalışın. Yani bir şekilde fiziksel olarak onlara daha yakın yerlere gidin. Eğer eğer bir iş yapıyorsanız kendi girişiminizse zenginlere hitap eden bir iş yapmaya çalışın. Çünkü zenginlerden hem para kazanmak daha kolay hem de o çevrenin içine girmiş oluyorsunuz. Yakından takip ettiğim bir hikayede Türk spor hocası Türkiye'de daha ziyade zenginlere spor hocalığı yapıyordu. Ama sadece spor hocalığı yapmıyordu. Onlarla arkadaşlık kuruyordu. Onlar da özel hayatta beraber olmaya çalışıyordu ve bu sayede bir gün kendisi de büyük bir ortak buldu. Daha sonra bu ortağıyla beraber Türkiye'nin en büyük spor fitness salon zincirlerini yarattı. Sinemalar yarattılar, restoranlar yarattılar neler neler. Elbette tek mesele zengin bir insanla tanışmak değil. Bu arkadaşımızın bir sürü yetenek ve becerisi vardı. Ama başlangıç noktası sermaye ise sermayeye spor hocalığını yaptığı insanla ulaştı. Bu nedenle zenginlere bir şey satmaya çalışmak, zenginlere ürün ve hizmet üretmek çok akıllıca. Atıyorum su tesisatçısınız. Daha zenginlere hitap edecek şekilde bu iş yapmaya çalışın. Orlarda kendinize müşteriler edinin. Onların referanslarını alın. O referanslardan başkalarına gidin. Başka bir yöntem doğrudan doğruya gidip tanışmanın yolu bulmak Yani beğendiğiniz, iş hayatında başarılı bir insana bir mail atıp, bir telefon açıp yanına gelip ben tanışmak istiyorum. Size öğreneceklerim var derseniz size kapılarını açabilir. Hepsi açar demiyorum ama bu iş bir gayret meselesi. Ve doğru argümanlarla giderseniz, karşı tarafı da biraz kendi iyi hissettirerek, nasıl fayda katacağını ona göstererek giderseniz pek çok insanın size kapılarını açacağını düşünüyorum. Bir diğer araç tabi sosyal medya. O kadar şaşırıyorum ki para kazanmakla ilgili, servet yaratmakla ilgili içerik üretiyorum. Gidin bakın önceki YouTube videolarıma. Altta saldırıyorlar. Neden? Para kazanmak konusunda iyi şeyler öğreten bir insana neden saldırırsın ki? Böyle örnekleri çok var. Sosyal medyada zengin insanlarla ahbap olmaya çalışın. Onlara destek olun, onlara iyi şeyler söyleyin. Belki bu sayede bir sonraki organizasyonda yanlarına katılacaksınız. Belki bu sayede o zengin insanın düşünce silsilesine biraz daha hakim olabileceksiniz. O yüzden sosyal medyada bir araç. Bir diğer iyi araç da tabii okumak. Bu başarılı insanların hayatlarını okuyun, biyografiler okuyun. İlla fiziksel yaklaşmanız gerekmeyebilir. Bakıyorum mesela çok fazla ilanmaz düşmanı var. Nereye ilan düşmansınız ya? Hayatını anlasanız da, acayip başarılı bir adam. Dünyanın en zengin adamı, dünyanın en verimli adamı. Neden ondan bir şey öğrenmek yerine onu aşağılamayı, onunla savaşmayı tercih ediyorsun? Hayatını okuyun, felsefesini anlayın, düşüncelerini anlayın. Onun gibi binlerce insan var. Başarılı insanların hayatını okumak, başarılı insanların arasına girmek demektir aslında. Tercihinizi bu yönde yapabilirsiniz. Aynı şekilde izlediğiniz filmler de buna girer. Türkiye'de bu aralar mafya dizileri çok popüler. Ne yapacağız? Mafya dizilerindeki gibi ikide bir racon mu keseceğiz? Bunları izlemek yerine başarı hikaye izleyin. Maalesef Türk içeriklerinde bunlar biraz daha zayıf ama yabancı çok içerik var. Harika filmler var. İnsanların sıfırdan neler yarattığını. Bunu illa bir iş kurmak olarak düşünmeyin. Mesela sporda nasıl başarılı olunduğunu, sanatta nasıl başarılı olunduğunu, olmadık koşullarda insanların nasıl çıkıp geldiğini anlatan muazzam filmler var. Ve onları seyrederken ama bunlar Amerika'da olur, Türkiye'de olmaz demeyin. Türkiye'de de pek hala olur. Sokağa çıktığınızda etrafınızdaki lüks arabaları görüyor musunuz? Lüks evleri görüyor musunuz? Kabul. Onların bir bölümü haram para. Kabul ediyorum. Böyle olmayanlar da var. İşin düzgün yapan onlar da var. O insanları tanıdıkça, o insanların hayatlarını anladıkça daha ileri gitme şansınız var. Bunlar da pratikte yöntemler. Bir yerden başlayabilirsiniz. Zengin insanların sizi sevmesini sağlamak hayatınızın daha zenginleşmesi konusunda bence ilk adımınız olmalı. Tahminim bu anlattıklarım bazılarınıza çok antipatik geliyor. Ya ne bileyim ekşi sözlükle yine bir başka açılır. Adam diyor ki fakirlerle arkadaşlık etmeyin. Önemli değil. Önemli olan sizin servete kavuşmak konusunda doğru düşüncelere kapılmanız. Muhtemelen işi gücü olmadığı için sağa sola yorum yetiştiren sürekli olumsuzluk kusan insanlardan ne öğreneceksiniz ki zaten? Boş verin onları işinize bakın.